Mehmet Özmen Akit'te çalışıyordu ve tazminatsız kovulduğu gerekçesiyle de Akit'i hedef almaya devam ediyor. Ve aslında hedef alacağını kendisi söylüyordu. İşte ifşaatlarda bulunacağını dile getiriyordu. Video çekiyordu, onlara da devam ediyor. Bu kez Akit'te FETÖ borsası kurulduğunu iddia etti. İsmini vermediği bir iş insanının dosyasının kapatıldığını ve bunun karşılığında milyonlar alındığını söyledi. Ben FETÖ'yle mücadele ederken hiçbir menfaatim yokken bunlar merkezde FETÖ borsası kurmuşlar. Akit Medya grubunun merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar. Her şey yıllardır çalıştığı kurumdan tazminatsız kovulmasıyla başladı. Ali İhsan Karahsanoğlu kendi adına cesaret gösterip şirket kuramıyor. Peki Uğurlu Gazetecilik Limited şirketin gerçek sahibi kim gözüküyor resmiyette? Mehmet Özmen, iktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV'nin Ankara temsilcisiydi. İşverenin tazminat vermekle yükümlü olmadığı kod 49'la kovuldu. 1997'den beri çalıştığı kurum hakkında ifşaata başladı. 1997 yılının birinci ayın birinde başladım. 3 ay sonra, 3. ayın biri 1997 tarihi itibariyle benim sigorta girişimi yaptılar. 3 ay benim hakkımı yediler. 15 Ocak'ta ilk videosunu, şimdi de ikinci videosunu yayımladı. Türkiye'nin en iyi tanıdığı, en önemli şey alanlarından bir tanesinin o FETÖ dosyasını kapatıp karşılığında kaç milyon aldığınızı, neler yaptığınızı çok iyi biliyorum. Özmen'in videoda dikkat çektiği 3 isim var. Biri Osman Nuri Karahsanoğlu, diğeri Serdar Uslu. Hatta bir de ismini açıklamadığı bir iş adamından bahsediyor. Bu 3 kişinin FETÖ borsası kurduğunu iddia ediyor. Ben FETÖ'yle mücadele ederken hiçbir menfaatim yokken bunlar merkezde FETÖ borsası kurmuşlar. Akit Medya grubunun merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar. FETÖ borsası. FETÖ borsasındaki ayağında kim var? Söyleyeyim mi? Sayayım mı? Osman Nuri Karahsanoğlu bir yanda. Serdar Uslu bir yanda. Öteki yanda da bir ünlü iş adamı. Onu söylemeyeceğim ama vakti gelecek, zamanı gelecek bir iş adamı. SGK 49'la, yani işverenin tazminat vermekle yükümlü olmadığı gerekçesiyle kovulan Özmen, 2019'da Ankara Ulucanlar Cezaevinden yaptığı canlı yayında kamuoyunun idam edilmesini istediği isimler var demiş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ismini saymıştı. İdamını bekliyor. Örneğin kimler bunlar diye soracak olursak, Abdullah Öcalan, PKK terör örgütünün lideri, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu dar ağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki. Özmen ifşaatına başladığı zaman yayından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemek istediğini ama kanal yönetimi tarafından engellendiğini belirtmişti. Yıllar sonra özrünü dileyen Özmen, geç yapılmış bir özür olduğunu biliyorum demişti. 2004 tarihinde idam kararıyla idam Türkiye'de kaldırıldı.